kırılganlığın azalmasındaki en büyük faktör genellikle başka ülkelere baktığımız zaman da şunu görüyoruz ki ekonomiden dem vurulur. Bizde de böyle mi gerçekten? Aslında ekonomi değil şu andaki sorun. Yani ekonomi tabii çok önemli. Yani gerçekten de Türkiye'de de ekonomik krizler olduğunda, başka yerlerde de yaşam şartları zorlaştıkça çocuk yapma oranları azalır. Kentlere doğru göç ettikçe, bakın Türkiye artık kentli bir ülke. Nüfusun %90'ı kentlerde yaşıyor. Kentte yaşam demek daha küçük evler demek. Hayat şartlarının daha pahalı olması demek. Kentleşme demek aynı zamanda kadınların istihdama katılması demek. Kadınların eğitim oranlarının artması demek. Bunlar da aynı zamanda ne oluyor işte? Evlenme yaşını daha ileriki yaşlara doğru öteliyor. Çocuk yapma sayısını doğal olarak azaltıyor çünkü kariyerlerinden ayrılmamaları gerekiyor. Bu nedenler var. Yani bir hayat baskılıyor zaten. Kent hayatı baskılıyor. Eskiden çocuk çok güzeldi. Çünkü doğuruyordunuz. Zaten bütün mahalle, köy hepsi ona bakıyor. Sonra da tarlada çalışıyor. Ekonomik bir getiri sağlıyor. Şimdi tam tersine. Çocuk ekonomik bir getiri sağlamıyor. Tam tersine bütün kaynaklar işte onun özel okulu, onun özel dersleri şusu busu için aktarılıyor. Yani büyük bir masraf. O yüzden birden fazla çocuğa güçleri çoğu zaman yetmiyor. Şimdi bu ekonomik tarafı. Ama diğer taraftan da değişen hayat beklentilerimiz var. Yaşam standartlarımızı daha farklı yaşamak istiyoruz. Ben hep söylerim, eskiden çok erken evlenmek, çok çocuk sahibi olmak toplumun içinde bir başarıydı. Başarı öyküsü gibi anlatılırdı. Ama günümüzdeki esas başarı bu değil. Günümüzdeki esas başarı kariyerinde nereye geliyorsun? İşte hayattaki hangi zevklerin var, hangi hobilerin var, dünyayı geziyor musun, ne kadar tüketiyorsun? Ve var olan çocuk varsa da buna ne kadar yatırım yapıyorsun? İşte aileler yarışıyorlar. İşte ben çocuğumu şu koleje gönderdim, ötekisi bu koleje gönderdim. İşte ben at binicilik kursuna gönderiyorum, ötekisi baleye gönderiyorum. Şimdi böyle bir ortamda toplumun, tüketim toplumunun insanları diğer taraftan da bütün o zorlukların yanında böyle baskılayınca çocuk yapmak ya çok ileriki yaşlara ötelenen ya da işte sayısının azaltıldığı kısa bir zaman dilimi içinde yapılacak ve bütün yoğunluğu ona verildiği bir varlık haline gelecek. Yani eskiden çocuk aile hayatında o kadar da önemli biri değildi. Birçok vardı çünkü evin içinde. Aynı zamanda da üreticiydi. Ama şimdi aileler için bir tane çocuk lamba gibi çok değerli. Bütün yatırım, her şey onun üzerine yapılıyor. Ve evin neredeyse böyle söz sahibi olan en büyük elemanı haline gelmiş vaziyette. Böyle olunca da işte yaşamlıktaki beklentiler, aynı zamanda ekonomik zorluklar, bütün bunlar yan yana geldiği zaman Türkiye'deki doğurganlık oranlarında beklenenden de hızlı bir şekilde düşmeye neden oldu. Peki önümüzdeki dönemde bu dengesizliği, az önce bahsettiğiniz, örnek verdiğiniz üzere işte yaşlı nüfusun artması ve bunu karşılayacak bir genç nüfusun olmaması, ileriki dönemde bu artış bu hızla devam ederse ne gibi sorunlar daha fazla karşımıza çıkarır ve bunun çözümü için neler gerekli, ne tür adımlar atılmalı? Ya işte sorun yaşayan ülkeleri görüyoruz, işte Kore mesela. Orada çocuk doğumları Türkiye'nin de daha aşağısında. Ama İstanbul, Ankara, İzmir Kore'yi yakalamış vaziyet. Hani 1.51 dedim ama bu üç büyük kentte 1.2. Yani bayağı düşük. İşte birincisi en önemli sorun istihdam sektöründe. Yani yeni eleman bulmakta zorlanılacak. Üretim zayıflayabilir. Belki işte bunu bir miktar otomasyon teknolojileriyle, robotik teknolojilerle bir şekilde kompanse edebiliriz. Bir kısmını. Ama bir de tüketimin olması gerekiyor ki piyasa dönsün. Yani işin öyle bir boyutu da var. Şimdi çözüm burada ne yapılabilir esas? Yani aslında birkaç sorun var. Yani çocuk niye doğmuyor? Birinci sene dediğimiz gibi ekonomik nedenler dedik. Bu ekonomik nedenlerin insanların geleceğe yönelik daha yarınlarının daha iyi olacağını bir kere öngörmeleri gerekiyor. İkinci olarak da belki çok önemli. Yani dedik ki çocuk için en önemli, aileler için masraf kapısı iyi bir eğitim. İşte iyi üniversitelere gitsin ya da iyi kurslar alsın, iyi sağlık koşullarından faydalansın. Devlet okullarının mesela kalitesini yükseltilmesi. Yani aileler çocukları işte özel okul aramamalı.
Batı ülkelerinin çoğunda yani ortalama aileler çocuklarını ortalama devlet okullarına gönderir ve iyi de eğitim alırlar. Bizde artık yani neredeyse her sosyoekonomik grup elindeki varını yoğunu koyup bir özel okula doğru götürüyor, göndermeye çalışıyor. Ve diğer yandan kreşlerin sayısının arttırılması, yani kamunun desteklediği, çok cüzi rakamlarda olan fiyatların olduğu kreşlerin arttırılması, ne çocuklara yönelik sağlık koşullarının arttırılması. Bunlar aynı zamanda belki çok çocuklu aileler, yani belli bir rakamdan sonra 2 olur, 3 olur ama böyle ailelere yönelik ucuz ev olanaklarının sağlanması. Çünkü bu da çok önemli bir masraf baktığınızda. Yani 3 çocuk olduğu zaman 4 odalı bir evde oturmalısınız gibi bir şey. Çünkü artık kimse hani bir odada 4 kişi yatalım, 5 kişi yatalım istemiyor. Hani yaşamsal beklentiler de öyle değişti. Belki Evet, refah düzeyi arttıkça aslında daha çok bolluğun olması beklenir ama bizde tam tersi görünüyor. yani beklentilerimiz farklılaşmaya başladı. Çünkü bireyci, bireyci olmaya başladık. Belki hani alınacak önlemler açısından baktığımızda ucuz evin dışında işte doğum sırasında bir ücretin ödenmesi, hatta doğumdan kaynaklanan mesela diyelim çocuk doğurdunuz, 2 yıl çalışamıyorsunuz. Bu 2 yıl boyunca istihdamdan uzak durmanıza rağmen bir çeşit bir ödemenin yapılması, yani insanlar bu konuda teşvik edilmesi gerekiyor. Bütün bu teşvikler dahi yani %100 başarı sağlar mı şüpheliyim. Yani niye şüphelisiniz diyeceksiniz. Çünkü Batı toplumlarına bakıyoruz, orada yapıyorlar. Yani bu Evet. söylediklerimin benzerlerine. Ancak yine de insanlar o kadar da ikna olmuyorlar demek. O kadar ikna olmamalarının belki nedenlerinden bir tanesi Batı toplumlarında. Hani biraz önce bahsettiğim hayat beklentilerinin, hayat koşullarının çok farklı olması. Yani sadece para değil mesele. Para çok önemli, çok önemli ama tek mevzu o değil. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben de teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.